Türk Eczacıları Birliği heyeti Sağlık Bakanı Müsteşarı Profesör Doktor Eyüp Gümüş'ü ziyaret ederek kamu eczacılarının sorunlarını ve taleplerini ilettiler. Toplantıya Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyesi ve kamuda çalışan eczanesi bulunmayan Eczacılar Komisyonu Başkanı Eczacı Bülent Varel'le komisyon üyeleri uzman eczacı Ersin Güner, uzman eczacı Gülcan Uryan ve eczacı Ömer Lütfi Suiçmez katıldılar. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede iletilen talepler şöyle. Eczacıların hastanelerde diğer sağlık personeli olarak anılmasının sona erdirilmesi, eczacıların hastanelerde yönettikleri bütçe, yaptıkları iş ve aldıkları risk itibariyle hizmet alanı kadro ünvan katsayılarının yükseltilmesi, uzman eczacıyla eczacı arasındaki tavan katsayı farkının tıpkı uzman hekim, uzman diş hekimi ile pratisyen hekim, pratisyen diş hekimi için uygulandığı gibi olması, yönetmelikte tanımlandığı şekliyle psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi olarak değil, ayrı bir bentte direkt temsilci olarak sayılmasının sağlanması, eczacıların hastane organizasyon şemasında eczacılık hizmetleri müdürlüğü kadrolarının açılması ve bu kadrolara eczacıların atanması, atama kurallarında yedek atama listelerinin de oluşturulması ya da ek atama yapılarak kadroların doldurulması, yataklı tedavi merkezleri yönetmeliğinden kurumda eczacı olmadığı takdirde görevini hemşire ya da eczane teknisyeni yürütür ifadesinin çıkartılarak ve özel hastaneler yönetmeliğinde olduğu gibi eczacısı olmayan hastane eczanelerinin kapatılması ya da hızla buralara eczacı ataması yapılması, eczacılık hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için hastane yatak sayısıyla orantılı olarak eczacı sayısının belirlenmesi, hastane eczanelerinin fiziki koşullarının mutlak suretle iyileştirilmesi talepleri tüm detaylarıyla Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Eyüp Gümüş'e iletildi. Birliğin taleplerine ilişkin bir çalışma yapılacağını ve değerlendirme sonrasında yeniden bir görüşme yapılacağını belirtmesiyle görüşme sona erdi. Ödüllendirme bağlı.